Merhaba arkadaşlar. Bugün size internette çok popüler olan sıra dışı bir hikaye anlatacağım. Hikaye ilk olarak 2 yıl önce hikayeyi anlatan kişinin yaşadığı sorunları ve evlenip kendisiyle bir aile kurmak istediği, çok sevdiği kızın kendisine yaşattıklarını anlatmak amacıyla paylaşıldı. Craig adındaki genç bir adam birkaç yıldır Jennifer adındaki bir kızla çıkıyordu. İkisi 2015'te üniversitede tanışmışlardı. Craig mimardı, Jennifer da avukattı. Bu ikisi Craig'in çok güvendiği eski bir arkadaşı sayesinde tanışmıştı. Craig ve arkadaşı Smith çocukluk arkadaşıydı ve aynı üniversiteye gitmeye karar vermişlerdi. Smith babası gibi bir avukat olmak istiyordu ve Jennifer'la aynı sınıftaydı. Craig ve Jennifer arasındaki ilişki çabucak alevlendi. Önce çok yakın arkadaş oldular. Ardından da bu arkadaşlıkları gerçek aşka dönüştü. En azından Craig öyle sanıyordu. Mezuniyetlerinin ardından bir daire kiraladılar ve birkaç yıl huzur içinde yaşadılar. Craig büyük bir şirkette asistan mimar olarak çalışıyordu. Jennifer da avukatlık kariyerine başlamıştı. Yakın arkadaşları Smith de hep onların yanındaydı. Kendisi gerçekten de bu ailenin çok yakın bir dostuydu. Birlikte tatile gitmişlerdi, hatta evin anahtarlarından biri Smith'teydi. Bu mutlulukları hiç bitmeyecek gibiydi ve düğün hazırlıklarına başlamışlardı. 2017'de Craig kıza evlenme teklif etti ve o da tabii ki kabul etti. Bu durum ikisinin de ailesini çok mutlu etmişti. Jennifer büyük ve şık bir düğün istiyordu. Sonuçta insan hayatında bir kez evleniyor ve o gün de oldukça özel olmalı diye düşünüyordu. Gelinin ailesi de aynı fikirdeydi ve masrafların önemli bir kısmını üstlendiler. Düğün restoranı ve parkı olan çok lüks bir yerde yapılacaktı. 300'den fazla da misafir katılacaktı. Bu yüzden de hazırlıklara biraz erken başladılar ama ne yazık ki sonradan hiçbir şey yolunda gitmedi. En azından gelin için hiç yolunda gitmedi. Damat düğün için geline elinden geldikçe yardım etti. Birlikte peçete seçtiler. Misafirleri nasıl ağırlayacaklarına karar verdiler. Hatta yemeklerin tadına bile birlikte baktılar. Nihayet o unutulmaz gün geldiğinde misafirleri birlikte güler yüzle ve sıcakkanlılıkla karşıladılar. Gelinin de damadın da ailesi oldukça mutluydu. Gelinin kıyafeti çok güzel, pahalı, beyaz bir gelinlikti. Yüzündeki gülümseme de hiç eksilmiyordu. Kendisi kolayca o günün ilgi odağı olmuştu. Craig de misafirleri memnun tutmak için elinden geleni fazlasıyla yapıyordu. Düğün töreni bitti ve sıra yeni evli çift için kadeh kaldırmaya geldi. Damat konuşma yapmak için herkesin dikkatlerini üzerine topladı. Herkes sessizce bu delice aşık adamın söyleyeceği güzel sözleri bekliyordu. Konuşmasına uzaklardan gelen tüm konuklara ve akrabalara teşekkür ederek başladı. Ayrıca gelinin annesi ve babasına da bu düğündeki emekleri için güzel olarak teşekkür etti. Gelinin annesinin gözleri doldu ve Jennifer da çok mutlu olmuştu. Çünkü bu konuşma onun için de bir sürpriz olmuştu. Ardından damat her konuğun masasının altında bulunan zarfı almasını ama henüz açmamalarını istedi. Ardından damat şöyle bir konuşma yaptı. "Jennifer, seni ilk tanıştığımız günden beri seviyorum. Ömrümün geri kalanını birlikte geçirmek istediğim tek kişi sendin ve birlikte geçirdiğimiz tüm güzel zamanların bir hediyesi olarak da şimdi elini tutuyorum." Ardından konuklara dönerek Craig tüm konuklardan zarfları açmalarını istedi. Herkes zarfların içinde hediye olmasını bekliyordu. Ama zarfın içindekiler çok daha karışık ve kötüydü. Zarfların içinde Jennifer'ın aile dostları Smith'le birlikte fazlaca samimi fotoğrafları yer alıyordu. Bu ikisini herkes arkadaş olarak bilirken bu fotoğraflar herkesin aklını karıştırdı. Görünüşe bakılırsa damat uzun süredir eşinin onu arkadaşı Smith'le aldattığından şüpheleniyormuş. Zaman zaman işten döndüğünde Smith'i kendi evinde Jennifer'la çay içerken görmek onun kafasını epey karıştırmış. Smith ve Jennifer ilişkilerini ne kadar saklı tutmaya çalışmışlarsa da bu durum Craig'in gözünden kaçmadı. Düğünden birkaç gün önce Craig iş seyahatine gitme bahanesiyle birkaç gün evden uzaklaşmış. Bu süreçte de eve kurduğu gizli kamera olan biten her şeyi detaylıca kaydetmiş. Düğünü iptal etmenin fazla kolaya kaçmak olduğunu düşündüğü için de bu olayı ifşa etmek için herkesin bir araya geldiği bu özel günü beklemiş. Devamında da Craig yapacak bir şey kalmadı diyerek düğün salonunu terk etmiş. Craig ayrılırken ne yapacağını bilemeyen, utanç içindeki gelinin yüzünü çok iyi hafızasına kazımış. Bu gençlere daha sonradan ne olduğunu bilmiyoruz. Pek çok insan çok geç olup çoluk çocuğa karışmadan önce olayları fark edip ilişkiyi sonlandıran Craig'i takdir etti.